Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen yerinde dönüşüm projesinde Gaziantep genelinde 10.240'ı konut, 1425'i ticari olmak üzere 11.665 başvuru yapıldı. Evet. 6 Şubat depreminden hemen sonra biz vatandaşlarımızı afetzedeleri kalıcı konutlarına yerleştirmek için bir taraftan il ve ilçe merkezlerinde TOKİ aracılığıyla çok katlı binaların inşa sürecine başladık. Bir taraftan da kırsalda Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından kırsal konutların inşaatına başlanıldı. Tabi saha çalışmalarımızda vatandaşımızın bir kısmı yerinde dönüşüm talebinde bulunuyordu. Biz de bunu bakanlığımıza iletince vatandaşlarımızın bu talepleri de karşılık buldu. Bakanlığımız tarafından yerinde dönüşüm projesi başlatıldı. Bana göre de bu çok önemli bir projeydi. Bu süreçte vatandaşın ta kendisi süreci takip ediyor. E-Devlet üzerinden yerinde dönüşüm projesine müracaat etmek suretiyle süreç başlıyor. Daha sonraki süreçte de bakanlığımız tarafından hazırlanan tip projelerimiz var. 16 tip projemiz var. Mimari, elektrik, makina ve statik projeleri. Vatandaşımız istediği takdirde bu projelerimizi biz ücretsiz vatandaşımıza veriyoruz. Ama vatandaş kendi arsasına özel proje uygulamak isterse de onun için arsasında yerinde zemin etüt çalışmalarını yapıyor. Aplikasyon krokisiyle birlikte projeleriyle bize müracaat ettiği takdirde biz ruhsatını veriyoruz. Ruhsatı verdikten hemen sonra 750 bin lira hibe, 750 bin lira 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli faizsiz kredinin %10'unu serbest bırakıyoruz. Geriye kalan %90'ını da 3 dilim halinde vatandaşımıza ödüyoruz. Bu su basman aşamasında 1/3'ünü, kabası bittikten sonra 1/3'ünü, tamamını ince işçilik de bittikten sonra İskan aşamasında da kalan 1/3'ünü ödemek suretiyle vatandaşın hesabını kapatıyoruz. Bizim buradaki amacımız afetzedeleri hızlı bir şekilde kalıcı konutlarına yerleştirmek. Hem kalıcı konutlarına yerleştirmek hem de diğer taraftan depreme dayanıklı, ısı ve su yalıtımlı, uzun ömürlü binaları inşa etmek. Tabi vatandaşımız bundan sonraki süreçte deprem endişesi yaşamadan huzur içerisinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdürmesidir. Bizim buradaki iki temel amacımız var. Birincisi yerinde dönüşüm isteyen vatandaşların elini güçlendirmek, onlara destek olmak. İkincisi de yapılacak olan deprem konutlarının depreme dayanıklı olmasını sağlamak. Burada kırmızı çizgimiz mühendislik hizmeti alacak, depreme dayanıklı konut inşa edilecek. Bu süreçle ilgili hızlı bir şekilde ekiplerimizle birlikte sahadayız. Saha çalışmalarını da yürütüyoruz. Yerinde dönüşümle ilgili vatandaşların ilgisi büyük tabii. Biraz önce de ifade ettiğim gibi devlet üzerinde müracaatları alıyoruz. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinde müracaatlara baktığımız zaman 11 bin civarında bir müracaat var. Bunun yaklaşık 10 bini konut, 1000'e yakını da ticari anlamda bir müracaat var. Süreç devam ediyor. Hem müracaat diğer taraftan yapılaşma süreci de devam ediyor. İlimizde de bu projeye çok fazla ilgi var. Vatandaşlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. Satımıyla birlikte bu binayı inşallah 45-50 gün gibi çok kısa bir zamanda vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Şimdi biz deprem sonrasındaki süreçte vatandaşımızın bir olumsuzluk süreci vardı, yani öyle görüyordu. Ama şu anda yerinde dönüşüm projesinde çok hızlı bir şekilde başladık. Şu anda örneği de burada var. 122 metrekare bir evimizi yapıyoruz vatandaşımızın. Vatandaş da çok memnun. Şu anda çevre şehircilik yerinde dönüşüm projesinde çok hızlı derecede ilerliyoruz. Bunun devamında mahallemizde 12-13 tane daha yapılacak evlerimiz var. Onlar da hızlı bir şekilde evraklarımız, projelerimiz hazır.
en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Örneği de zaten burada. Buradaki süreçte şöyle bir durumumuz da var. Yerinde dönüşümün çok geç olacağını düşünen vatandaşlarımız da vardı. Ama Çevre Şehircilik İl Müdürümüz özellikle akabinde yerinde gelip burada takip ediyor, tek tek anlatıyor. Hızlı bir sürece girdik. İnşallah kış gelmeden de evlerini teslim etmeyi planlıyoruz.